Nevşehir'in ilçe ve beldelerindeki gelişmelerden ve çalışmalardan sizler için haber turu hazırladık. Haber turu başlıyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığında İl Özel İdareleri ve Kapadokya Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Altın Yıldız Koleji Anaokulunu ziyaret ederek burada eğitim gören minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Şimdi Acıgöl'deyiz. Nevşehir Acıgöl İlçe Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ile makamında görüştü. İadeyi ziyarette bulunan Kaymakam Emine Karataş Yıldız ile Müftü Altunkaya, ilçede yürütülen din hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Altunkaya, Kaymakam Yıldız'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette İl müftü yardımcıları Nurcan Solak ve Selami Kurt da hazır bulundu. Daha sonra kaymakam Yıldız Kariyer Günü etkinliği kapsamında Acıgöl İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kaymakamlık mesleğini tanıttı. Kaymakam Yıldız, kaymakamlık mesleğinin özelliklerini, devletin birimleri ve işleyişini, kaymakam olmak için yapılması gerekenleri, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yolu, kaymakamlık mesleğinin gerekleri ve sorumluluklarıyla kaymakamın yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Daha sonra Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş yıldız ilimize yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Nevşehir'deki eğitimle alakalı konular ve çalışmalar görüşüldü. Şimdi derin kuyudayız. Derin Kuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İki yıl önce görevden ayrılan eski derin kuyu kaymakamı Halil Yeşilurtu, görev yeri Tokat ilinde makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kaymakam Halil Yeşilyurt, derin kuyu belediye başkanı Bülent Aksoy'a ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Şimdi Gülşehir'deyiz. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Çal ve Yeşil ailelerinin evlatlarının nişan merasimine katılarak, evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlerin yüzüklerini takıp bir ömür boyu mutluluklar diledi. Bugünkü haber turumuz sona erdi. Bir sonraki haber turumuzda görüşmek dileğiyle takipte kalın.